Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Yaklaşık 48 gün evvel Esat Hocam ve ekibinin başarılı bir operasyonuyla bir bypass ameliyatı geçirdim. Şu anda hiçbir sıkıntım yok gibi görünmekle beraber Esat Hocam'ın tavsiyeleri olur mu onu da bilemiyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet hocam. 48 gün önce siz de çok geçmiş olsun evet. Diyorum. Tabii ben kendisini çok iyi hatırlıyorum. Şöyle ki kalp geçirmiş olduğunuz ameliyat tabii ki önemli bir ameliyattır. Cerrahi, bir insana yapılabilecek cerrahi müdahaleler içerisinde en büyük ameliyatlardan bir tanesidir. Ancak sizde uyguladığımız veya bütün hastalarda uyguladığımız tekniğin de gelişmesi sonucunda uyguladığımız teknikler sayesinde şu anda da olduğu gibi çok kısa sürede hayata geri dönme, sosyal yaşama geri dönme imkanı sağlayabiliyoruz. Siz de bunun tabii ki farkındasınızdır. Ama tabii ki dikkat edilmesi gereken şeyler var. Özellikle ameliyattan sonra bu belli periyotlarla tabii ki biz kontrol ediyoruz. Siz de kontrole mutlaka çağırmışızdır. Öncelikle ilk bir ay içerisinde yapılması gereken şeyler vardır. İlk bir ay içerisinde örneğin diyet konusunda çok fazla sıkı diyet uygulamıyoruz. Hatta proteinden zengin diyet öneriyoruz ki cerrahinin yarattığı kötü etkileri bir an önce ortadan kalkmasına yardımcı olması ve enfeksiyonlardan korunma açısından. Ama daha sonrasında ki siz damar sertliği sebebiyle ameliyat oldunuz ve damar sertliğini önleyici diyet ve yaşam tarzı içerisinde olmanız gerekir. Bu da nedir? Bir, hayvani gıdalardan, çünkü hayvani gıdalarla, yüksek hayvani gıdalarla beslenme damarlar açısından iyi değildir. Maalesef kamuoyunda bugün benim de çok karşı çıktığım Karatay hocamızın iddia ettiği gibi her şeyi yiyebilirsiniz anlamında bir yaklaşımı ben ve benim meslektaşlarım doğru bulmuyoruz. Bu yıllardır binlerce hastalık deneyimimizin sonucunda ortaya çıkan bir durumdur ki maalesef özellikle bypass ameliyatından sonra her şeyi yiyebilirsiniz demek mümkün değildir. Bir aterosklerotik diyet uygulanması gerekir. Bu istatistiki olarak da çok büyük çalışmalarda kanıtlanmıştır. Bunları da kanıtlayıp gösterebiliriz. Dolayısıyla mümkün olduğunca hayvani gıdalardan uzak durmaktan ziyade haftada bir ya da iki gün kırmızı et yemek, haftada 2-3 gün yumurta yemek, onun dışında beyaz eti tercih etmek, özellikle balık önerdiğimiz protein kaynaklarından bir tanesidir. Karbonhidrattan mümkün olduğunca az karbonhidrat tüketmek. Evet. Ve yaşam tarzınızı ona göre yönlendirmektir. Yaşam tarzı da oldukça önemlidir burada. Bu ne demektir? Örneğin düzenli egzersiz yapmak gerekir. Benim önerim genellikle haftanın 4 ya da 5 günü en az 4 kilometre yürümek, hafif tempolu yürümek kalp ve damarlar açısından oldukça faydalıdır. Bu sadece kalp damarları açısından değil, beyin damarları açısından da, böbrek damarları açısından da oldukça faydalı bir yöntemdir. Onun dışında mümkün olduğunca kilo almamak gerekir. Varsa eğer fazla kilonuz, fazla kilolardan kurtulmak gerekir. Mümkün olduğunca stresten uzak durmak gerekir. Yaşamı ona göre şekillendirmekte fayda vardır. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.